Evet sayın seyirciler, önceki programda Menekşe Hanım'ın aldatıp bütün paralarını çalıp terk ettiği kocasını çağırmıştık ve bu programda bizi kırmayıp geldi. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Esma abla. Vallahi ben karımı geri istirem. Onsuz hayat düşünemiyorum. Anladım peki Mehmet Bey. Karınız sizi terk ederek başka bir adamla kaçtı ve çocuğunuz aslında başka bir adamın çocuğuymuş. Ama siz yine de karınızı affediyor ve size geri dönmesini istiyorsunuz öyle mi? Evet Esma abla, ben karımı çok severim. Her şeyi affederim. Yeter ki bana geri dönsün ya. Peki siz ne düşünüyorsunuz Menekşe Hanım? Kocanız her şeye rağmen sizi affettiğini söylüyor ve geri dönmenizi istiyor. Mehmet beni istiyorsa Mahmut'u da benimle birlikte kabul etmek zorunda. Ben de Mahmutsuz bir hayat yaşayamam Esma abla. Ama canım olur mu öyle şey? Kocanın üstüne kuma getirmek ne demek? Hangi ülkede yaşıyorsun ayol? Mehmet Bey bunu hayatta kabul etmez. Vallahi ben Mahmut'u da kabul ederim Esma abla. Yeter ki Menekşem dönsün. Tamam o zaman bir yuvayı daha kurtardık. Evet sayın seyirciler, bir çifti daha gözlerinizin önünde barıştırdık. Sizin de çevrenizde böyle olaylar varsa bize müracaat edebilirsiniz. Emel Hanım, makarnayı neyle haşladınız acaba? Tadı biraz garip geldi de bana. Neyle haşlayacağım efendim? Suyla haşladım tabii ki. Normal makarna işte. Emel Hanımcığım kızmayın hemen. Puan verirken değerlendirmek için soruyorum ya. Emel Hanım makarnayı suyla haşladığını söyledi. Ama anlaşılan o ki suyu tuvaletten kullanmış. Yoksa bu kadar kötü makarna yapmanın başka bir açıklaması olamaz. Bu yüzden Emel Hanım'a puanım 0. Vallahi dünyanın en güzel yemeğini de yapsam birinci olmamam için bir bahane bulup düşük puan vereceklerdi. Ben de özellikle inat olsun diye makarnanın suyunu tuvaletten kullandım. Ama bu kadar nokta atışabilmeleri açıkçası beni hayrete düşürdü. Hasan Bey'in damak zevki gerçekten çok hassasmış. Merhabalar hanımefendi. Ben sizi televizyondan izledim. Çok beğendim. Size talibim. Merhaba. Maaşınız ne kadar acaba? Ayda kaç para kazanıyorsunuz? Ayda 2,5 milyar kazanıyorum. Köyde de evim var. Ama sizin maaşınız benim arabamın aylık mazotuna bile yetmez. Fakirsiniz siz. Kriterlerinizde zengin diye bir şey yazmıyordu. Eli yüzü düzgün, imanlı bir bey arıyordunuz. Bu devirde herkesin dini imanı para beyefendi. O yüzden ekstradan belirtmeye gerek duymamıştım. Boşuna gelmişsiniz siz. Aramızdaki duvarın adı bile para bana yol. Parasız olur mu hiç? Ama Esma abla herkes para peşinde. Ben hiç mutlu olamayacak mıyım ya? Olur mu öyle şey? Hemen sizi yarışmacı koltuğuna alalım. Size de talip olan çıkar elbet. Kendinizden bahsedin. Kriterlerinizden bahsedin lütfen. Vallahi el yüzü düzgün, imanlı, paralı. Hakkı Bey, siz de paralı dediniz. Az önce isyan ediyordunuz fakirsiniz diye reddedildiğiniz için. Madem şartları kendimiz belirliyoruz, fakir mi kalalım Esma abla? Evet Hakan, Survivor dünyanın en zor yarışması. Burada olmak nasıl bir duygu? Acun abi, benim küçüklükten beri tek hayalim Survivor'a katılıp bu zorlu şartlarla baş edebileceğimi herkese göstermekti. Çok şükür hayallerime ulaştım. Madem zorluklarla baş edebildiğini göstermek istiyorsun, niye buraya kadar zahmet ettin kardeşim? Gidip asker ücretle bir yerde işe girsen herkes görürdü zaten. Mesut'cum, madem böyle düşünüyorsun, sen neden Survivor'a katıldın o zaman? Ünlü olmak için. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.